Ajans kurucu başkanı. Çok şapkalısın sen de. Ajansın diğer çalışanları yok. Yok yazıldınız. Tabii oral değişiklik eğitimi. Farklı farklı işler yapın. Böyle keyifli ortamlarda iş sahibi olun. Bugünkü kokteyllerimiz passion fruit. Ben de video çekermişim öyle. Çok özledim. Gerçi bugün bizim için hazırlanmışsın. Çok şık gözüküyorsun. Evet, evet. Biz de senin için böyle şıkır şıkır giyindik. Ev sahibimiz de geldi. Hacıcığım teşekkür ederiz. Hoş geldin. Yani şu an elimde bir kamera. Evet. Hem Nazlı'nın istediği açıdan onu çekmeye çalışıyorum. Çok güzel oldu. İnan beğeneceksin. Bize, bir yandan da... Bize portre çeker misin bir tane? Aa çok güzel. Ya. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ajans günlüğü çekiyorum ama sürpriz isimler de videomda olacak. Çünkü bugün yine sokaklardayım. Bakalım kimler var? O zaman tekrar Gülsar. Hello. Ajans kurucu başkanı. Oral'cığım çok şıksın. Öncelikle bir ajans ortak başkanı olarak giyimin, kuşamın yeni nesil aslında beyaz yakalılara yön vermek üzere. Yani tabii ben kendimi hiçbir zaman beyaz yakalı gibi görmek için, ya dergicilikten geldiğimiz için ve moda işi yaptığımız için bizim sektör ajansında herkes her şeyi giyiyor. Herkes çok renkli. Evet. Herkes her şeyi giyiyor. Evet. Diğer sevdiğim karakter Simay. Merhaba. Sen ne diyorsun ajansçılık konusunda? Beyaz yaka konusunda. Hem beyaz yakası hem ajanslı ama aynı zamanda influencersın. Evet. Çok şapkalısın sen de. Ben de galiba oranın dediği gibi kendimi çok beyaz yakalı görmüyorum. Ama bir noktada alternatif bir beyaz yakalı sayılabilir. Alternatif beyaz yakalı olmanın da kuralları var herhalde. Daha demin mesela çiçeğini aldın. Gittin bu çiçeğini dışarıda postunu çektin, paylaştın. Evet, aynen. Instagram'dan da para kazanıyorsun aynı zamanda değil mi? Öyle evet, de bir dünya var. Bir taraftan da influencer dünyasındayım ama tabii ki burası ajans daha önce geliyor benim için. Ajansın diğer çalışanları yok. Yok yazıldınız. Yok yazıldınız. Evet, şu an öğle yemeği. Öğle yemeği saati. Toplantı odamız. Daha demin burada projelerimizi konuştuk. Peki ne diyorsun sence? Aynı anda mesela Simay diyor ki hem influencer olabilirsin, hem beyaz yakalı olabilirsin, hem çalışan olabilirsin. Aslında Stüdyo 11'de biraz öyle değil mi? Biz aynı zamanda stylist, aynı zamanda yeni bir markamız var. Şimdi bir marka kurduk. Onu devam ettiriyoruz. Aynı zamanda markalara danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda ortam İlkaz da bence bir influencer. Evet yani. Evet İlkaz da giydiği kuşağında için New Arrivals bu kadar belki satıyor. Evet onun için biz öyle yani. Biz o tam yani çünkü buradaki herkes, bu ajanstaki herkes üniversiteden beri iş hayatının içinde insanlar. Bir şekilde kendini var etme çabalarına çok erken yaşta başlamış insanlar. Biraz da kafayı kırmış insanlarız evet. Bence. Ajans başkaniyemiz var bir de. İlkaz başkaniyemiz bugün. Bugün Bursa'da bakalım ekibin diğer kalanlarının gerçek yüzünü görelim. İşte ekibin geri kalanları görüyorsunuz. Nasılsın? Çok karanlık çıkıyorsun, gelir misin biraz böyle? Senin masanı karıştırdık. Öyle mi? Benim çok. Sen ne diyorsun peki? Sence yeni nesil bu beyaz yakalılar, ajans çalışanları falan hep de böyle bir şu an sosyal medyada konuşsunuz evet. Ya. Sen memnun musun hayatından? Mesela hep böyle şık olmak zorunda mısın? Ben memnunum hayatımdan. Zaten 10 yıldır falan önceden de marka tarafında, ajans tarafında hep çalıştım. Stüdyo bir daha farklı bir yer. Ayrı bir şey. Bence motive eden bir dünyan var. Hep değişik, hep bir renkli. Senin peki buradaki rolün ne? Sen ne yapıyorsun mesela? Ben burada dijital strateji ve proje direktörüyüm. Genel süreçlerden, kreatif olan her şeyden sorumluyum. Yaratıcı işler senden çıkıyor desene. Tabii ki. Peki, diyebilirim. Ajansa ilk geldiğinde herkes bu kadar şık giyiniyor. İşte oral çok renkli, ilk yaz şıkır şıkır. Bu ligin içinde olmalı mıyım? Korkusu, endişesi yaşadın mı yoksa akışta mı kaldın? Akışta kaldım çünkü biliyorsun ajans tarafında da böyle artlar falan aşırı renkli giyinir. Herkes yine bir renklidir. O kısımda çok fazla şey olmadı ama tabii oral değişik bir kezdim. Bugün de görüyorsun pullu pantolonu. Evet pullu payetli. Böyle ajans görüyorsunuz arkadaşlar renkli renkli insanlarla dolu. Benim de sürekli olarak vakit geçirdiğim, sevdiğim bir yer, bir adres burası Nişantaşı'nda. Günün devamını takipte kalın. Bakın bir ajans çalışanında, bu senin yeni markan mı? Evet. Çok şapkalı olmaktan kastım gençler, bu videoyu izleyenler. Hani hep beyaz yakalıların sorunu şu ya, ya bu influencerlar hayatını yaşıyor. Hayır, bakın influencer olmasına gerek yok. Sen normalde ajansta ne iş yapıyorsun? Ben bir art direktörüm. Ben bir art direktörüm. Yani evet, buradaki... Tasarım mezunuyum ve tüm görsel süreç benden çıkıyor. Ve bütün görsel süreci yürütüyorsun. Bilgisayarın karşısındasın sürekli aslında. Evet. Günün kaç saat bilgisayar karşısındasın? Bazen gerçekten 16-18. Aynı zamanda beyaz yakalı olmanın dışında yeni bir hobin ve aslında para kazanma yöntemin de var. Böyle ürünlerin var değil mi? Evet. Nedir bu? Piçi Pozo U Junior serisi. Vazo koleksiyonu çıkarttım. İşte arkadaşlar size yeni nesil beyaz yaka dünyasını anlattım. Görüyorsunuz aslında tek bir işim olsun. Ekmek paramı
oradan gelsin diye bir dünya yok. Simay'ın bu topuk sesleri. Çat 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 çat. Kokoşum benim. Görüyorsunuz hepsi alternatif meslekler yapıyor. Yani evde oturuyorum canım sıkılıyor demenize hiç gerek yok. Hepiniz aynı anda bir işi yaparken diğer işi yapabilirsiniz. Yani bu illa hobiniz de olabilir. Mesela meditasyonda iyiseniz ne bileyim online meditasyon dersleri verebilirsiniz. Artık alternatif işleriniz mutlaka olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü İstanbul'da yaşamak zor. Öyle değil mi arkadaşlar? Zor. Ajansın bir diğer karakteri de burada. Sen ne yapıyorsun ajansta? Ben sosyal medya yöneticiliği yapıyorum. Sosyal medya yöneticiliği. Peki zor bir iş mi, kolay bir iş mi? Bence pek herkes daha anlayamadı bu işi. Aynen. Yani herkes bir hevesli ama herkes daha anlayamadı. Yani bir kere 7/24 aktif olmak gerekiyor. Onun dışında... Sürekli elinde telefon değil mi? Sürekli bir hesapları kontrol ediyorsun. Yanlış bir şey girildiğinde panik oluyorsun. Evet. Peki mesela bu işi yaparken farklı bir işi de yürütebilir misin? Buradaki herkesin alternatif meslekte var. Vazo yapan var, influencerlık yapan var. Senin kafanda da ikinci bir B planın var mı? Şu an yok ama neden olmasın? Evet arkadaşlar görüyorsunuz hepiniz yeniliklere açık olun. Farklı farklı işler yapın ve böyle keyifli ortamlarda iş sahibi olun. Simay'la videoyu ofis hayatını kapatıyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben bir sonraki videoda ilk yaz birlikte olmak istiyorum. İlk yaz buradan sana çağrı yapıyorum. Seni challenge'a davet ediyorum. Evet ama bugün ne anlattık? Aslında yeni nesil dünyada hepimizin farklı farklı şapkaları olması gerekiyor. Hepimiz öpüyoruz. Oral kadar renkli bir dünya diliyorum arkadaşlar. Bugün keyifli bir akşam yemeğine gidiyoruz. Artık zaten kamera benim üçüncü kolum gibi bir şey oldu. Ahtapot yaşantımın devamında keyifli içerikler çıkarmaya gayret ediyorum sizin için. İnanılmaz yorucu bir gündü benim için. Yeni bir gazete çıktı biliyorsunuz. Gazete Oksijen. Elvan haberin var mı? Gazete Oksijen çıktı. Evet, Zafer Mutlu'nun Gazete Oksijen çıktı. Ona bir göz attım. Tabii siz bu videoyu izlerken gazete böyle birinci ayını falan tamamlamış olabilir yani. Tabii ki elimiz boş gitmiyoruz. Minik de bir hediyemiz var. Böyle durumlarda da kutlama falan olmayınca ne alınır insan bilemiyor. Elbaşımı göstereyim size. O da benim sürekli olarak seyahatlerde. Can yoldaşım, hayat arkadaşım. Tabii biz seyahat edemeyince şimdi ancak Avrupa'dan Anadolu'ya geçiyoruz. Paylaşmaya devam ediyorum. 5 dakikada geldik tabii. Bugün böyle dördümüz. Çok tatlı bir yemek yiyeceğiz. Ev sahibimiz. Hani ayda bir kere kokteyl için falan diyorsan çok güzel bir set. Evet yine yemek ve kokteyller konusunda senin zevkine güvendiğim için tavsiyeleri Elvan'a veriyordu. Evet. Bugünkü ev sahibeliğin için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugünkü kokteyllerimiz passion fruit. Ben de video çekermişim öyle. Elvoş, sen de merhaba der misin? Merhaba. Tekrar. Evet, kanalımın ilk videolarından olacak. Onlar da hala yılbaşı ağacı duruyor. Harika bir sofra hazırlandı. Bakalım neler yiyeceğiz. Hemen bir şey sormak istiyorum. Ben tabii kamerayı alınca sen yine şaşırdın çünkü alışık değilsin. Neleri kaçırdın bu dijital dünyada? Sosyal medyada her şeyi kaçırdım. TikTok'ta bir tane TikTok çekmedim. Account'um yok. Reels daha bir tane çekemedim. Beelove'la ilgili hiçbir YouTube dünyası. YouTube'da hiç şeyim yok. Yani bayağı geri kaldım. Sadece fotoğraf çekip fotoğraf koyuyorum. Old school yani. Bir de old school sen 3 gün sonra falan koyuyorsun bir de bir postu. Onu öyle seviyorum yani. Harbiden mesela ona çat çat koyar. Tamam saçın başın nasıl gözüktü şey değil yani. Şimdi her ne olacak? Her gün siyah giyiyor zaten. Çat çat koyayım. 2 gün önce, 3 gün sonra. Kim onu fark edecek? Aynen. Ama benim öyle değil yani. Ama benim adapte olmama ne diyorsun 35 yaşından sonra? Ha kilo vermemiş söyle. Evet biraz öv beni. Vermişim. Ne fark vermişsin ya? Ama çok kilo almışım. 20 kilo gitti işte 15-20 gitti şu an. En son gördüğüm halden kesin 10 kilo vermişsin. Aynen. İyi oldum iyi. Daha da iyi olacağım. Hepimiz bence bu yaza hepimiz harika. Evet spor da yapıyorum. Haftada kaç gün spor yapıyorsun? Ben 3 yapıyorum. 1 saat hocayla. Kendi vücut ağırlığımla yapıyorum. Çünkü ben ne kalınlaşmak istiyorum ne incelmek istiyorum. Yani hafif fit durmak istiyorum. Ben böyle zap zayıf kız sevmiyorum. Kalın da sevmiyorum. Vücut ağırlığımla 2 kilolarla. Yani olan şeyi koruyup biraz daha güzel gözüktürmek için. Bir de şey mesela 80 yaşına geldiğimde kendim markete gidip kendi torbamı kendime yapmak istiyorum. Evet o en önemlisi. O yüzden yapıyorum aslında. Aynen öyle. Yoksa peki, çok yorarsan kendi haftada 5 gün 6 gün bu sefer aşırı yoruyorsun. O da damage yani. O da bir zarar veriyor. Tabii. Peki süslenip çıkmayı özledin mi? Yoksa eşofman pijama kafası devam mı hala? Çok özledim. Gerçi bugün bizim için hazırlanmışsın. Çok şık gözüküyorsun. Evet. Biz de senin için böyle şıkır şıkır giyindik. Şu anda burada bir şey yapalım. Vlog'da kalayım. Edelim. Herkes buluşmadan önce test yaptırıp öyle buluşuyor. Aynen. Benim antikorum oluştu. Ben biliyorsun antikorum oluştu. Evet. Bir ay önce ayakta atlatmışım ben 1,5 ay önce. Aa. Yani evet siz videoyu izlediniz herhalde. Biraz daha vakit geçmiş olacak. Aynen. Aa çok iyi.
antikorluyum yani. Çok iyi. Ama o düşüyor biliyorsun. Benim tanıdığım yerin antikoru çok yüksekti. Çünkü bir hafta önce başladı, gitgide seviye düşüyor. Aynen ama. Nazlı yani, peki beslenmen nasıl bu süreçte? Sen çünkü düşkünsündür senin seyahatlerden bildiğin ya, için. Ya ben çok yemeği içmeye düşkün biriyim. İnsan bana diyor aç mı yaşıyorsun falan diyor. Normalde çok hareketli bir gün geçirince insan yani normal hayatında sabah spora gidiyorsun, sonra öğlen bir arkadaşın uyusun, toplantıya gidiyorsun, eve gidiyorsun, çalıyorsun, fene gidiyorsun, arkadaşların akşamına gidiyorsun, oradan kulübe gidiyorsun bir şey. O koşturmanın içinde gün içinde 10 bin adım yapıyorsun. Sporunu da yapıyorsun. Günde 3 öğün. 10 bin adım yapıyor musun ya günde? Şu anda yapamıyorum. O zaman yapıyordum ben. O zaman yediklerime de çok kafayı takmıyordum. Çünkü gündüzde zaten çok bir şey yemiyordum. Akşam yemekleri birkaç şey atıştırıyordum. Ben düşkünüm tatlıya. Ama şu an bayağı iyi gözüküyor. Onları da hafta sonu yani falan yiyordum. Zayıflamış gördüm hatta ben seni yani. Yaz hepimiz bomba gibi olacağız bence. Amin. Nazlı bugün ne yiyeceğiz? Söylesene tüyo versene. Ne yiyeceğiz madem öyle, ne yiyeceğiz? Uzak doğudan değil mi? Uzak doğudan bir rüzgar esecek. Evet, ev sahibimiz de geldi. Hacıcığım teşekkür ederiz. Hoş geldin. Yeni dünyama alıştınız mı? 2 saniyede adapte oldunuz. Biraz şokta. Evet, şu an bu üçlü şokta. Şimdi birazdan yemeğe geçeceğiz. Evet, yemeğin detaylarını da paylaşacağım. Yani şu an elimde bir kamera. Evet. Hem Nazlı'nın istediği açıdan onu çekmeye çalışıyorum. Kadrajı tutturmaya çalışıyorum. Çok güzel oldu, inan beğeneceksin. Bir yandan da... Bir portre çeker misin bir tane? Tabii ki portrede çekiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz yani yakın arkadaşlarının fotoğrafçısı olacaksın. Bu bir kural ve onların açısını bileceksin. Çok ama portreyi güzel. Sevmeyeceksin. Bakalım beğenecek misin? Aa çok güzel. Ya. Mert. Ya harika bir manzara ya. Peki evlenince Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı sence? Anadolu. Sürpriz. Nazlıcığım teşekkür ederiz. Sonunda sofraya geçebildik arkadaşlar. Bunlar değil mi suşiler? Evet, suşiler çok güzel. Çok lezzetli. Teşekkür ediyoruz. Bir sonrakinde ya bende ya da Elvan'da bir araya geliyoruz. Evet, anlaştık inşallah mı? Sıra sıra. Bir sende sonra Elvan. Aynen, anlaştık. Harika bir yemekti. Evet, çok güzel bir akşam yaşadık arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni ve videolarımı izleyip tahammül ettiğiniz için öpüyorum.